Birisi yazmış, önce başkan Recep Günay sen gideceksin, arkadan Yalçın Günlü sen gideceksin. Ya dur be kardeşim ya, daha yeni başladı. Tamam, biz gidelim. Eğer Bursaspor çok başarılı olacaksa, amacına ulaşacaksa, Süper Lig'e geliyor, ben hemen giderim ya. Samimi söylüyorum, ben Bursasporluyum arkadaşlar. Koşa koşa giderim yani. Öyle bir durum olursa, hiç kim, koşa koşa giderim buradan yani. Yeter ki öyle bir şey olsun. Ama yok yani, Bursaspor'un gerçekleri var. Bu gerçekleri görmemiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Bu takım lig maçına çıkamaz. O durumlara gelebilir yani, Allah göstermesin bir kaos ortamı oluşursa. Şimdi bak, hazırlanıyoruz. Transfer çalışmaları yapıldı. Çocukları topladık. Teknik kadromuzu oluşturduk. Kampa girdik, her şeye rağmen düzenli bir program yaptık. Antrenmanlar yapıyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. Yani dolayısıyla bu şekilde davranılması bizi bir şekilde etkiliyor. Buradan rica ediyorum yani ve istiyorum tabii ki, ama yani biraz şöyle diyeyim, biraz acı olacak, biraz belki kaba olacak ama kusura bakmayın. Yani bunu hakikaten hak etmediğimizi düşünüyorum ben şahsen. Aynı şekilde ben işte Başkan Recep Günay için de aynı düşüncedeyim. Yani her şarta rağmen taşın altına elini koymuş, gelmiş. İşte Bursaspor için şu anda gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor. Bizler aynı şekilde, yani burada zaten en çok eleştirilen kulüp başkanı, teknik adam. Onlar da bu şekilde en ufak bir şeyde, arızada, sıkıntıda, problemde bunları kullanıp buradan faydalanmaya çalışıyorlar ve bizi zor durumda bırakıyorlar. Büyük Bursaspor taraftarını kesinlikle, bu konu yanlış anlaşılmasın, İyi ve gerçek Bursaporlar da yanlış anlaşılma, onlar da anlamasın. Dolayısıyla benim şimdi söyleyeceğim şeyler, az önce söylediğim, önce Recep Günay gidecek, sonra sen gideceksin Yalçın Gündüz diyen arkadaşa ve onun gibi her şeyi fırsata çevirip oradan bize sallayanlara. Bakın, yok düşünmüyorum kez, ama dün çok moralim bozuldu bunu okuyunca direkt böyle. Hakikaten bizi tanımıyorsun, etmiyorsun, bu ne cüret ya, yani bu ne cüret derler adama. Onun için son sözüm, bitiriyorum çok sıcakta, arkadaşlar köpekler istedi diye atlar ölmez, böyle bir Roman atasözü var, buradan bu atasözüyle kapatıyorum.